Bugün de sizlere Antalya ilimizin Şirin tarihi ilçesi hem Şirin hem tarihi ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı ilçesinin tarihi arastasındayız. Bu arasta cami hemen ön istikametimde benim bir cami var. Ketenci Ömer Paşa Camii, Manavgatlı. O camiden 100-150 sene önce bu arasa çarşı varmış. İhtimal ki o caminin yerinde de bir cami vardı. Çünkü şehrin tarihi merkezi burası. Şehir buradan dört istikamete doğru büyümeye çalışmış. Bir yere gitmiş, daha kadar dayanmış ucu. Efendim Abdülvahhab Ümmi Hazretlerinin orada noktalamış meskûn mahaller. Aşağı ovaya doğru uzaması biraz daha fazla gitmiş. Malum Osmanlı'da ahilik teşkilatı ta Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına kadar uzayan disiplinli, inançlı bir meslek kuruluşuydu. O kadar disiplinli ki esnaftan herhangi birisi herhangi bir hata yaparsa imal ettiği şeylerde onun defteri dürülürdü defteri dürülür demek, defteri kapatılırdı demek. Yani senin kaydını buradan sildik arkadaş demek. Pabucunu dama attık demek. Malum Anadolu'daki esnaf teşkilatının hepsinin temelinde ahiliğin büyük hizmeti vardır. Kimisi Kayseri ahiliğin merkezi der. Kimisi Kırşehir ahiliğin merkezi der. Kimisi de Yatağan, Muğla ahiliğin merkezi der. Hangisi doğru? Bunun üçü de doğru efendim. Zaten güzel işe kim ya illa bu bizde var da sizlerde yok diyecek. Mesele bu millet böyle bir disiplin işe çalışmış mı? Çalışmış. Ve ona göre de gelişmiş mi? Gelişmiş. İnsanlara aç kalmamış efendim. Yani giyiminde, kuşamında, her şeyinde bu mesleğin manevi destekli olan faydaları vardır ahilik sadece çekiş sallamak değildi. Çekiş sallarken gönülden de allah Teala'nın kullarına hizmet etmek geçerdi. Efendim ben şuradan şu parayı kazanım buradan kazan ama esas temelde Allah'ın kullarına bir hizmet vermek vardı. Bugün de herhangi bir işi yaparken esnaflık olsun başka bir iş olsun ya o işi nasıl yapıyorsun sen? Kalbinde ne niye niyet etsen ki ya ben insanlara Böyle bir hizmetim olsun falan diye sevabı kim bilir kaç kat katlanır. Ben din adamı değilim ama tabi din adamları da herhalde bu sözüme doğrudur diye katılacaklardır. Bu çarşı açılmadan önce her böyle arastada veya iş merkezinde olduğu gibi bazı bedestenler var ortada dua kubbesi var Bursa'da birkaç tanesini gördük biz çektik oraları. Burada tabii öyle dua kubbeli falan bir bedesten eskiden de var mıydı bilmiyoruz. Olmama ihtimali daha kuvvetli. Sabah namazından Ömer Paşa Camii'nden çıkan esnaf ve diğer halk hep beraber gelir. Zaten camiyle çok karşı karşıya. Medresenin dibinde. Burası işte tek sokak ama şu anda iki sokak şeklinde. ikinci sokak Araslan'ın daha ziyade demir işleri üzerine el sanatlarıyla meşgul oluyor burada dua yapılırdı. Bu duaya bura diliyle ahi evran duası denirdi. Zaten Ömer Paşa caminin sol tarafında kıble tarafında da ahi baba türbesi var. Ama ahi baba ile ilgili bir kayıtlara rastlayamadık. Muğla'da ahi Sinan, ahi Ebu Bekir üç tane ahinin üç ayrı dağlık mekanda makamları var. Bir tane yatağında ancak bulabildik ahi Ebu Bekir rahmetullahi aleyhinin kabrini orada da bütün ahileri anlatmaya çalıştık. Şimdi bu çarşıda da halen devam eden bazı el sanatları var. Ev geçindiren, ilçe ekonomisine katkısı olan. Bunun en başta geleni şekerle ilgili meslekler. Helvacılık ve lokumculuk biz çocukluğumuzdan beri duyardık ama şimdi o, o hayal bile edemezdik. Gelip de Elmal'da biz Arastası'nda çekim yapacağız diye. İnsanın ömrü ne kadar değişik böyle bir safalar arz ediyor efendim. E nereden? Efendim ben bunu hizaladım, hizalayamazsın. Allahu Teala diledi, seni buraya gönderdi. Ben öyle düşünüyorum. Burada lokum yapan kimseler var. Leblebicilik alabildiğine gelişmiş. Daha doğrusu gelişirken geri kalmış bazı yerlerde fabrikasyon başlamış. İşte Çorum'a gidiyorsun Çorum diyor ki leblebi bizim. Efendim Deniz Denizli'ye geliyorsunuz. Denizli diyor ki leblebi bizim. Deniz'in ilçeleri. E, leblebi tabi her yerde yapılabilir. Ama bunun zor olan tarafı nohutun kabuğunun çıkartılması yani leblebi sürtme işi. Burada esnafın hemen hepsi bugüne kadar sürtermiş. Ama şimdi birkaç kişi ancak leblebi sürtebiliyor diyorlar. Yani o sürtüyor, o sürtemiyor diye ayıracak değilim. Niye? E Çünkü çok zahmetli bir şey. E makinalarda çıkınca Denizli tarafında bu yoğunlaşmış. Çorum bile ben orada çekim yaparken Merzifon'da Çorum'da e orada bile efendim biz Denizli'den getiriyoruz. E kavrulacak hale gelmiş ama kavrulmamış. Çiğ leblebi gibi kabuğu başka yerde çıkarılıyor diyor. Burada tabii ister istemez ona şey diyor ki günlük imalatı biraz daha artıra bilsinler. Helvanın da çok çeşitleri var burada. Bir yaprak helva diye helva var. Onu da inşallah göstereceğiz. Şimdi girelim de lokumcu lokumu nasıl kesiyor onu bir görelim. Ondan sonra çarşıda birkaç esnafı da ziyaret edelim istiyoruz efendim. Yolunuz elmalıya düşerse hem hediyelik olarak lokum, vesaire helva cinsini rahat alabilirsiniz. Hem de bu imalatı merak ediyorsanız efendim, hiçbir esnaf naz etmez. O anda eğer hakikaten o günkü imalatında varsa böyle bir planlaması, imal ederken rahat bir şekilde seyredersiniz. Her şeylere açık. Şimdi burada lokumun esas ham maddesi olan nişasta, şeker ve şehir suyu. Ufak tefek bir şeyler daha var ama o tabii mesleğin özelliğidir. Onlardan da ben burada bahsetmek istemiyorum. Yani zararlı bir şey olarak değil de herkes tabii yaptığı lokumun lezzetini vermek için bir şeyler koyar içerisinde. Doğrusu da odur. Buraya koyup onu kaynayınca kadar fokur fokur mikserle karıştırıyor. Bu eskiden tekkelerdeki aş kazanında kepçeler böyle ahşap kepçelerle vav harfi şeklinde böyle dalgalanmalar yaparak karıştırılırdı. E şimdi tabi mikser varken can kurtaran canım oğlan demiş. Hani var ya efendim gelin geçen seneden olsaydın da ben böyle kaynananın elinde ezilmeseydim demiş. İşte burada kaynadıktan sonra kıvamını alınca tabi kıvamı ustalık istiyor. Şu tekniğe dökülüyor efendim. Bu pişmiş olan lokum hamurunun 24 saat müddette dinlendirildiği yer. Kendini burada çekiyor. Biraz böyle bıçakla, makasla oynanacak hale geliyor. Yani kesilecek hale geliyor efendim. Oyuncak olarak oynanacak değil. Burada bu 24 saat önce buraya dökülmüş. Biz onun için size boş kazanı gösterdik. Bu kazandan yapılmış, dökülmüş. Ondan sonra da o dökülen nereye dökülüyor? Bu, bu tekneden alınan şu masaya dökülüyor. Bu masa lokumun kesim masası. Ayrıca da ambalajlama masası. Şu kutulardaki gördüğünüz hepsi biraz önce kesildi. Burada bizim gözümüzün önünde ambalajlandı. Ama orada köşede bir şey var. Kesiyor Bülent Bey. Sağ olsun bizim için işini ayarladı. Böyle kesiyor efendim. Bakın. Ellere alışmış. Evet böyle kesiyor. Ondan sonra hizaya koyuyor. Bol gene temel maddesi olan nişastası yapışmayı önlüyor. Şimdi bu da kesildikten sonra bir daha tabii bu yapışmayı önlemek için nişastayla biraz daha böyle bir şey haline getirecek. Yapışmaz hale getirecek onu. Maşallah bayağı bir el becerisi istiyor efendim. İşte böylece paketlenme işlemi de yapılıyor. Biz şimdi buradan yavaş yavaş artık izin isteyelim ki tezgahı yavaş çalışıyor bunlar. Arı gibi çalışıyorlardı biz geldiğimiz efendim. Engelledik. Ekmek kapısı efendim. Çalışmaya devam etsin. Geçelim buradan. Kardeşim teşekkür ederiz. Sağ olun. Bereketli olsun dükkanınız. Çıkalım şimdi efendim. Bir de helvacıyı görelim. Şimdi de bir helva imalathanesinin imalat kısmına girdik. Ön tarafı satış, arka tarafı imalat. Burada da lokumcuda biraz önce gördüğümüz gibi hemen hemen aynı mikser makine tarafından çevrilerek bu karıştırıcısı ısınmakta olan bu karışımı iyice hallediyor. Peki buradaki karışım nedir? Buradaki karışım şeker, Efendim, birazcık kıvamlanması için e, limon tuzu gibi şeyler konuyor, efendim ve şu beyaz rengi sağlayan çöen katıyorlar. Burada uzun müddet bunu karıştırdıktan sonra helva yapımında hemen yanımızda bir kazan daha var. O da efendim tahin var. Bildiğimiz tahin. Bu hazırlandıktan sonra bunun içerisine bu dökülüyor tahinin ve tabi sıcak bu. İyice bir elle karıştırılıyor. Yani bir kepçe tipi şeylerle karıştırıcılarla karıştırılıyor. Makinalı değil o. Mikserli değil. Sonra biraz ılıdı mıydı? Eldivenleri geçiriyorlar ellerine. Elle bunu çeker sündüre çeker sündüre iyice yoğurup katlayıp yoğurup katlayıp yoğurup helva haline getiriyorlar. Ondan sonra da şu kaplara bu iyice katılaşmadan önce şu kaplara doldurulmuş oluyor. Artık ambalajı neyse hangi ebatta bir ambalaj düşünüyorlarsa imalatlarda siparişler neyse onu bu şekilde hazırlıyor ve piyasaya sürüyorlar. Malum helva Osmanlı kültüründe eksik olmayan bir şeydir. Yüzlerce yıl bu devam etmiştir. Ama Osmanlı'daki helva ve helva sohbetleri helva demek Arabi'de tatlıya helva deniyor. Yani baklava da bir helvadır. İrmikle yapılan da helvadır. Onun için helvalara ayırıyorlar. İrmik helvası diyor, yaz helvası diyor, kış helvası diyor. Ramazan-ı Şerif helvası diyor. Burada Ramazan-ı Şerif'te dökülen bir helva cinsi var ki gayet sert böyle yerken çatır çatır dişlerle biraz mücadele ediyor. İnsanlar onu istiyorlarmış. Hasreten Ramazan-ı Şerif'te onu döküyorlarmış. Şimdi biz Ramazan-ı Şerif'te gelmedik. Onun için de bu döküm meselesi efendim sizlere gösterilemedi o helvanın. Yaprak helva diye bir cins var. İnsanlar onlardan daha ziyade buraya geldikleri zaman bol bol alıyorlarmış. Toptancılara sipariş veriyorlarmış. Hani bir atasözümüz vardır kardeşim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Demek ki insanlar aşırı olmadan, hastalığa sebep olmayacak şekilde tatlı yedikleri zaman ister istemez psikolojilerinde bir yumuşama, herhangi bir gerginlik varsa o gerginlikler hemen böyle pıs, ateşin e, suyla sönmesi gibi öfkeler Tatlıyı da demek ki sönüyor. Hikmeti ilahi bilemezsiniz ki efendim. Güzel kokuyla da insanların ruh yapısında bir ferahlama oluyor. Onun için ecdadımız helvadan hiç ayrı kalmamış. Topkapı Sarayı'nda da koca mutfaklar var. Girildiği zaman ikinci avlunun sağ kenarında. O mutfakların yanında ayrıca bir helvahane yapmış ecdat Yani tatlı yapılan yere yemek kokusu silmesin diye... Onu ayrı ayrı dairelerde yapmış efendim. E soğanı sarımsağı patatesle depolamayan ecdadımız elbette ki tatlıyı da ayrı bir yerde yapacaktı. Ki Yeniçeri Ocağı'nın tatlıları da baklavalar şeklinde böyle bu helvadan değil de baklavalar şeklinde orada pişirilir. Üç ayda bir Yeniçeri Ocağı'na tepsi tepsi efendim baklava alayı adıyla bir törenle Topkapı Sarayı'ndan Aksaray'daki Yeniçeri Kışlası'na, Yeniçerilerin kendileri götürürlerdi efendim. Oraya öyle bir arabayla falan gönderilmezdi. Efendim, Elmalı ilçesindeki Arasta Çarşısı'ndan sizlere bir lokum imalatını, bir de helva imalatını göstermek istedim. Çünkü burası mütevazi bir ilçedir. İlim yönünden çok zengin olmuş, çok insan yetiştirmiş. Ama e, dünyalık, daha doğrusu ticari yönden, ekonomi yönden, biraz turizm bölgelerine göre sapada kaldığı için efendim, az uğrayanı oluyor. Az uğrayanı olunca da piyasada hareket azalıyor. Sizlere tavsiye ederiz. Huzurlu bir alışveriş yapmak istiyorsanız, güzel bir hava teneffüs etmek istiyorsanız, tarihi mekanları gezip görmek istiyorsanız, Elmalılar sizleri bekliyor. Hoşçakalınız efendim.